Başlıktan da gördüğünüz gibi Anker Kion hala yeni fiyatıyla alınır mı? Ben bu kulaklığı arkadaşlar bir yıl önce yaklaşık 300 TL satın almıştım. Şimdi ise kulaklığın fiyatı 450-500 TL bandında. Hala satın almak mantıklı mıdır bu fiyata? Ben bir yıl kullanırken neler yaşadım, nelerinden memnun kaldım, nelerinden memnun kalmadım. Her şeyi anlatacağım. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hala alınır. Zaten 300 TL bandında rakipsiz bir kulaklıktı. Gerçekten fiyatına göre çok mükemmel ses performansı veriyordu. 300 TL uygun fiyatlıydı. 450 TL'ye alınabilecek hala en iyi kulaklıklardan bir tanesi arkadaşlar. Gerek pedlerinin kalitesi, gerekse müzik kalitesi, özellikle bass hub'la beraber bas kalitesi mükemmel arkadaşlar. Dediğim gibi 450-500 TL'ye hala Anker Kion'u rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şimdi neden böyle diyorum, bunları anlatacağım. Ben bu kulaklığı bir yıl kullanırken oyunda oynadım arkadaşlar. Yani bir oyuncu kulaklığı olmamasına rağmen çok rahat bir şekilde oyun anlatabildi bana. Yani oyunda rahat bir şekilde ses kasabildim. Aynı zamanda oyunda sesi iletişimde, yani mikrofon kalitesi de gayet başarılı. Kimse bana sesin çok kötü geliyor veya sesini anlamıyorum gibi yorumlar yapmadı. Çok rahat bir şekilde mikrofonunda kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklığın amacı dediğim gibi oyun için çıkmış olmasa da oyun konusunda da çok iyi performans veriyor. Gelelim müzik kısmına. Müzik kısmına zaten diyecek bir şeyim yok. Kulaklığın çıkma amacı müzik arkadaşlar. Bass hub özelliğiyle beraber müzikteki basslar böyle hani üst noktalara kadar ulaşabiliyor ve bu fiyata bas noktasında rakipsiz bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Anker Kion'un. Kulaklığın tasarımına gelmek istiyorum arkadaşlar. Kulaklık bir tık kaba diyebilirim. Hatta şöyle kafama takayım. Siz de görün kafada nasıl duruyor kulaklık. Şu anda direkt kulağıma takar takmaz kendi sesim kendime bir tık daha az gelmeye başladı. Kulaklığın pedleri gerçekten yalıtım konusunda aşırı başarılı. Yani aktif gürültü engelleme özelliğine gerek duymuyorsunuz. Şu an bir tık bağırıyor olabilebilirim. Cümleyi kuramadım. Bağırıyor bile olabilirim arkadaşlar. O derece kulaklığın pedleri kaliteli. Ama dediğim gibi bir tık kaba duruyor dışarıdan. Kulaklığın taç kısmında arkadaşlar sünger malzeme kullanılmış. Ben kulaklığı 4 saat 5 saat çıkartmadığım oldu kafamdan. Ve bu sünger malzeme sayesinde en ufak bir ağrı falan yapmadı. Yani bu taç kısmının kafayı rahat ettirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı zamanda pedleri de öyle. Hani kafayı bir sıkma falan yapmıyor. Daha fazla zorlayamıyorum. Hani tüm kafa boyutlarının rahatlıkla olduğunu söyleyebilirim. Bu iç tarafı metal yapılmış. Ama dışı plastik arkadaşlar kulaklığı. Üst tarafı da o şekilde plastik her tarafı. Malzeme kalitesi olarak dışı bir tık kötü diyebilirim ama içi arkadaşlar gayet başarılı. Hem taş kısmındaki sünger olsun hem de kulaklık ayarının içi metal olsun. İç kalitesi güzel diyebilirim. Aynı zamanda pedleri de bayağı başarılı. Dışı plastik, dışı bir tık kötü kalıyor malzeme kalitesi olarak. Hani gördüğünüz gibi en çok bu kadar açılıyor. Bu kadar da esneyebiliyor. Tüm kafalara bence rahatlıkla oturabilecek bir kulaklık. Şimdi gelin gençler bu oyuncu kulaklığı olmayan Anker Kion'umuzla bir oyunda ses kasma testi yapalım. Valorant oynayalım. Ben size adamların nereden geldiğini söyleyeceğim. Bakalım doğru bilebilecek miyim? Ne oldu ya? Sağda uzunda. Öldü. Burada biri doğdu yakında. Onu duyduğum için oraya döndüm bu arada. Pink de olmasa daha iyi olacak her şey. Sağda doğdu biri geliyor. Brimstone'ımda bak. Ayak sesinden Brimstone'unu tanıdım bak. Breach'miş pardon. Zaten bilenler bilir Brimstone'la Breach'in ayak sesi bayağı benziyor. Biri daha geliyor. Arkadaşlar pink var o yüzden taramak zorundayım kusura bakmayın. Biri çıkıyor şuradan. Aa, sağda geliyor. 120 vurmuşum ona. İntikam. Öldü. Hay. Sağda. Bak pink var kendi kendine dışarı delireceğim. Hemen burada yakın. Geliyor, sağdan geliyor. Çok iyi. Sol. Birileri daha var solda. Burada. Anker Kion'un. Aa burada doğdu. Tam önümden çıkacak. Hadi oğlum. Tertemiz. Evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız yorumlara fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. En önemlisi de aşağıdan kanalıma abone olup yandaki zil bildirimini açıp ve videoya da like atmayı unutmazsanız da 10 numara olur. Kendinize çok ciddi davranın. Hoşça kalın. Bay bay.